Bodrum'da Sivas olaylarının 18. yılı nedeniyle düzenlenen anma programına katılan grup, yapılan basın açıklamasının ardından dağıldı. Bodrum Belediye Meydanı'na toplanan Madıvak Anma Platformu'na üye yaklaşık 80 kişi, Sivas olaylarına protesto etti. Ne acı ki alkışlarla ölümleri anıyoruz. Gruptakiler adına basın açıklamasını okuyan Fatoş Ay, Madıvak Oteli'nde Türkiye'nin aydınlık yüzlü insanların öldüğünü söyledi. Sivas olaylarının Türkiye'nin toplumsal benliğine derin bir yara bıraktığını işaret eden Ay, Sivas katliamı geçen zaman içinde egemenler tarafından unutturulmak istenmiş ama biz onların bütün çabalarına rağmen unutmayacağız, unutturmayacağız dedi. Toplumsal benliğimizde derin bir yara bırakan Sivas katliamı geçen zaman içerisinde egemenler tarafından unutturulmak istenmiştir. Ancak onların tüm çabalarına rağmen bizler unutmayacağız, unutturmayacağız. Öte yandan Madımak olaylarında ölenleri anmak ve otele utanç müzesi tabelası çakmak için Bodrum'dan Sivas'a gittiği öğrenilen Yurttaş İnisiyatifi üyesi bir gruptan bazı üyelerin çıkan kavga sonucu vücudunun çeşitli yerlerinden yara aldıkları ve bölgedeki hastanelerde tedavi edildiği ifade edildi. Konuyla ilgili kent habere bilgiler veren Bodrum Yurttaş İnisiyatifi sözcüsü Ayhan Karahan şunları söyledi. Bu arkadaşlarımız şu anda Sivas'talar. Sivas'taki kitlesel etkinliğe, eyleme katılıyorlar. Madımak Oteli'ne utanç müzesi tabelasının çakılması için toplanan on binlerce insan içinde Bodrum'dan da 4 tane damla var. Şu anda bu arkadaşlarımızla haberleştik. Kemal Yılmaz isimli arkadaşımız biber gazı ve almış olduğu job darbelerinden dolayı Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırılmış vaziyette. Çok ciddi bir sağlık sorunu yokmuş. Ondan sonra başına darbe aldığı için bir süre müşahede altında tutulacakmış Kemal Yılmaz arkadaşımız. Bu arada Kent TV'yi de kutluyorum, şu açıdan kutluyorum. Biz bunu konspirasyon ve güvenlik açısından çok kamuoyunu bilgilendirerek, basını bilgilendirerek yapmamıştık. Bu arkadaşlarımızı kamuoyunu bilgilendirerek göndermemiştik Sivas'a ama Kent TV öğrenmiş, böyle bir istihbarat almış. Haberciliğinden dolayı da kutluyorum Kent TV'yi.